Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce sizlere Art Render hakkında özür dilerim. Kısa bir bilgilendirme yaptım. Şimdi şu an zaten karşınızda da açık olarak görüyorsunuz 3ds Max 2017'de bir arabamız ve sahnemiz var. Sahnemizin aydınlatma işlemleri HDR ile yapılıyor. Şimdi burada arkadaşlar size göstereceklerim ve anlatacaklarım Art Render hakkında kısa bilgiler içeriyor. Hani nasıl kullanabilirsiniz, bu Art Render nedir, ne işe yarar gibi konulara değineceğiz en kısa yoldan ve çok ufak da fiziksel materyalden bahsedeceğim. Onun da iki tip kullanımı var zaten, az sonra göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, Art Render'ın da az önce bahsettiğim gibi çalışma mantığı oldukça basit. Hemen Render Setup'tan arkadaşlar açıyoruz. Zaten Art Render burada seçili olarak geliyor. Ama bu listede Quicksilver var, Scanline var, zaten klasik. Sonrasında Nvidia Array ve Nvidia Mantle Ray render motorları var. Bunları ben istediğim için kurdum. Normal şartlarda kurulu olarak gelmiyor. Buradan Art Render'ı seçiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sekmesi var. Buradan gerekli çözünürlük ayarlarımızı yapıyoruz. Sonrasında burası da arkadaşlar Art Render'ın kullanım paneli. Bu kadar. Başka ekstra herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Render kalitesini buradan ayarlıyorsunuz. Filtrelemeleri aktif edersiniz. Buradan ayarlıyorsunuz. Ve bitti. Başka herhangi bir ayarı yok. Buradaki değerleri ne kadar yükseltirseniz o kadar kaliteli sonuçlar alırsınız. Aynı şey burada da geçerli. Bu kısımda render element var arkadaşlar. Mesela Art Render'ın kendi NoSee filtresi var. İstiyorsanız kullanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar tekrar geri gelelim. Art Render'ımız açık. Klavyemizden 8 tuşuna basıyoruz ve Environment sekmesi açılıyor arkadaşlar. Buradaki Export Control panelinde arkadaşlar normal standart yollardan HDR ekliyoruz. Bu HDR'ı başka herhangi bir şekilde Art Render'a tanımlamaya gerek yok. Kendisi otomatik olarak algılayabiliyor. Kontrol alanında ise arkadaşlar birçok Export Control seçenekleri mevcut. Mesela o otomatik de kullanabilirsiniz ya da fiziksel kameranın kendi Export ayarlarını kullanabilirsiniz ya da Pseudo Export ayarlarını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik otomatikte kalsın. Kameramız olarak da fiziksel kamera seçili. Şimdi bu böyle aşağıda dursun. Basitçe bir render alalım. Düşük ayarlarda bakalım sonuç nasıl çıkacak. Bu render mantığı arkadaşlar iterasyon olarak ilerliyor. Hani sahnede ne kadar çok iterasyon hesaplaması yaparsa sizin render kaliteniz o kadar yüksek oluyor. Şu an büyük ihtimalle Environment'te biz bir değişiklik yaptık. Ondan böyle bembeyaz bir çıktı. Yo, yapmamışız. Hemen arkadaşlar mesela bunu bir değerine geri getirelim. Tekrar bir render diyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sahne üzerinde bir aşırı derecede kir gibi gözüken lekeler mevcut. Bunun sebebi render kalitemizin draftta olması. Mesela bunu arkadaşlar hemen high, yüksek seviyeye getiriyoruz. Sonrasında filtrelememiz yine 50 olarak kalsın ve render diyelim. Bakalım sonuçlarımız ne olacak.
Evet arkadaşlar. Ayarlarımızı birazcık daha yükselttiğimizde sahnemizde daha temiz bir şu böyle büyütelim. Daha bir temiz render'ımızı aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi lakin hala buralarda bazı pürüzlenmeler mevcut. Şimdi tabii bunu height'tan birazcık daha yüksek ayarda ve NOSI filtrelemelerini yükselterek daha temiz bir görüntü elde edebiliriz. Lakin sahnemiz birazcık karanlık gibi duruyor. Hemen şunu da küçültelim. Sahnemizin buradaki Express kontrol kapalıydı arkadaşlar. Hemen buradan fiziksel kameramızın görüntüsüne geliyoruz. Mesela burada imaj kontroller. Expose Vali Daylight 6500K kullanıyormuş. Mesela Sunlight'a düşüyor. Şuradan küçük bir ekranda bir denemesini alalım da yüksekte unuttuk onu. Neyse. Düşürmekte fayda var. Hemen şunu şöyle draft sev bir saniye. Şöyle draft seviyesinde bırakalım arkadaşlar. Hemen bir şuradan yine bir küçük bir render'ımızı alalım. Görelim sonuç ne çıkacak. Ya da büyütebiliriz. Sahne bu sefer arkadaşlar birazcık parlak çıktı. Hemen gerekli müdahaleleri yapalım. İptal edelim render'ımızı. Şunu şöyle çekelim. Şuradaki altı değerine 0,1'e kadar düşürelim ve tekrar bir render'leyelim. Bakalım sonuç ne olacak. Render işlemimiz başlamış arkadaşlar. Işık değeri sahnedeki birazcık daha düzgün normale döndü. Tabi bunların ayarlamalarını biz fiziksel kameramızdan da yapabiliriz. Hemen şu materyal editörü aşağıya atalım. Bu yine böyle kalsın. Şuradan gelelim. Kameramızı seçelim. Şu değeri birazcık 12'ye çıkartalım. Render diyelim. Pardon. Tab penceresinde kaldı. Bir değerine düşürelim. Hala sahnemiz çok parlak arkadaşlar. 6500 bu kısma gelelim. Bu kısmından da 6500 yapalım. Evet. Evet görüyorsunuz arkadaşlar birazcık daha normal değerlere geldi ama sahnemizde
Yine aşırı derecede ışık patlamaları mevcut. Şimdi makul değerlere çekmekte fayda var. 0,1'e çektik. Peki 0,01 0,001 diyelim. Bir redder alsın bakalım. Tabi sahnemizde bir HDR'ımız da var arkadaşlar. Hani o HDR'a da uygun bir şekilde sahnede ışık dengesini kurmamız gerekiyor. Tabi bu ısrarla burayı beyaz çıkartmaya devam ediyor. Bunun sebebi install export desek iptal diyelim. Bunu neden beyaz yapıyor? Gerçekten çok ilginç. Enable filtering desek şu anda bazı şeyleri deniyoruz arkadaşlar sizden hep beraber. Siz de en azından siz de benzeri sorunlarla karşılaşırsanız bir de çözümünü bulduğunuzda sizin için bayağı iyi olur. Evet, gördüğünüz gibi filtrelememiz düşük olduğu için render kalitemiz de düşük olduğu için bu şekilde çıktı arkadaşlar. Nosy filtreden kaynaklı bir sebepmiş. Şimdilik bu şekilde kalsın ya da biz bunu medium'a getirelim. Birazcık daha iyi sonuç alabiliriz. Şimdilik environment'ten işimiz yok. Materyal editörümüzü açıyoruz arkadaşlar. Burada işlerimiz var. Burada şu an sahnemizde gri materyal var. Şimdi şurada görüyorsunuz arkadaşlar fiziksel materyal var. Bir de 3ds Max'in kendi standart materyali var. Biz mesela bu arabanın dış kaplamasını oluşturmak için fiziksel materyal kullanacağız. Şimdi arkadaşlar fiziksel materyalin içerisinde burada gördüğünüz hazır materyaller de var. Bunlar sizin işinizi de görür. Burada mesela bir standart bir de advantage mod var. Yani standart modda bu kadar bir ayara sahip olabiliyorsunuz ama advantage'ı seçerseniz birazcık daha detaylı materyal ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Mesela burada base color ana renk diyor arkadaşlar. Mesela biz bunu böyle kahverengi tarzında bir renk yapalım. Okey diyelim. Güzel bir şekilde de yansıtıyor. Arabanın kapı ortasına hemen atayalım. Sonrasında perspektif penceremizi de pardon büyütelim hemen şuradan. Evet. Materyalimizi de neyse oradan çekip uzatırız. Sonra hemen yanına bir tane daha fiziksel materyal atayalım. Mesela onda da bize Gloss Paint değil de Wood Concerto plastik seramik brushed metal. Tamam. Brushed metal olarak arabamızın şu kısmına atayalım. Ve gerçekten bir deneme renderımızı alalım. Bakalım sonuçlarımız neler çıkacak. Hem materyal performansını görmüş olacağız arkadaşlar kalitesi olarak hem de medium'da alıyoruz birazcık daha hani kaliteli bir sonuç elde etmiş olacağız. Ama şunu eklemekte fayda var arkadaşlar. Hani gerçekten çok başarılı ve daha da iyi olacak. Üstelik 3ds Max'in içerisinde geliyor. Hani Art Render'ın arka planda hani halen betaları yeni sürüm için bahsediyorum. Betaları yayınlanıyor, kullanıma sunuluyor, deniyoruz, görüyoruz. Hani
gelecek vadeden bir render motoru çok çok daha iyi yerlerde olacak. Hani şu an piyasada çok popüler olan render motorları bile halen geliştirilmeye devam ediyor. Tabii Art Render birazcık yeni olabilir ama hiçbir şey için geç değil. Bence oldukça güzel. Ve şu an iterasyon hesaplamaları yapılıyor arkadaşlar. 1 dakika 18 saniye gibi bir sürede yapmış. Gördüğünüz gibi hemen arkadaşlar buraya şunu şöyle bir kenara alalım. Bir adet daha fiziksel materyalimizi atayalım. Mesela buna da arkadaşlar buradan en hızlısından metal spesiyel cam ataması yapalım. Glass tincometri. Tamam, fark etmez. Ondan sonra gelelim arabamızın camlarına da atamayı yapalım. Mesela biraz şöyle uzaklaşalım. Cam böyleydi. Güzel. Mesela şuraya bir tane daha fiziksel materyal oluşturup buradan da az önce polished demiş, şey demiş, matalimiyum, satin, mesela gold var, silver'ı seçelim. Birazcık da yaklaşalım. Mesela gümüş, pardon. Şu render sekmemizi kapatalım, objemizi görebilmemiz açısından. Hemen mesela şu kısma jantlarımıza atadık. Sonrasındaki buradaki, pardon, seçememişiz. Evet. Buradaki aksamlara atayalım. Evet. Ve bir render alalım. Bakalım bu sefer hazır materyal performansında göreceğiz. Çok işinizi görebilecek hazır materyaller de var arkadaşlar içerisinde. Şimdi arkadaşlar hani birazcık yakından bakmakta da fayda var. Şöyle zoomlayalım. Yani renderımız da bir yandan da devam da ediyor zaten. Hani camı bu şekilde yaptı, sıkıntı değil. Solid seçmiştik zaten. Hani bu kısma silver verdik. Oldukça güzel. Bu kısımlarda da öyle. Burada brushed materyalimiz var. O da gümüş oldu galiba. Yanlışlıkla atamış olabiliriz. Hani çok güzel. Hemen küçültelim. Hani Art Render arkadaşlar hani birazcık yavaş çalışıyor olabilir ama bu bizim bilgisayarımızın da hani performansıyla alakalı. Elinizde iyi bir ekran kartı varsa zaten hani o ekran kartının GPU'sunu kullanarak da render alabilen bir render motoru. Hani daha hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz ya da daha iyi bir işlemciye sahipseniz daha hızlı render çıktıları alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hani çok fazla da sizin kafanızı karıştırmadan anlatmaya çalıştım. Zaten çok basit bir render motoru, çok karmaşık bir render motoru değil. Hani fiziksel materyallerden, yeni gelen fiziksel materyallerden oldukça başarılı çalışıyor. Ondan sonra tabii ki Art Render'la beraber iç mekan ve dış mekan basit proje çalışmalarımız olacak sizden beraber arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize mutluluklar diliyorum. Mutlu olun. Görüşmek üzere.